Herkese merhaba arkadaşlar. Habit Natural Habitat of Fish kanalına hoş geldiniz. Bugün Artemia nasıl çıkarılır? Kaç derecede olmalıdır ve ne kadar tuz, ne kadar yumurta konmalıdır bir kuluçka makinesine? Arkadaşlar tam tamına 24 saati az daha geçiyor süre olarak. Ama tam çıkıyor. %100 dilimlik çıkıyor. Derseniz de ya yumurtaların hepsi aynı ama bazıları çıkıyor bazıları çıkmıyor. Arkadaşlar yumurtalar aynı olabilir ama kalite farkı oluyor. Bunlar şimdi A markası var, B markası var. Bazen çıkmıyor. Yumurtalar çıkmıyor. Yani hiçbiri de çıkmıyor. Ne kadar tuz koysanız da ne kadar Artemia koysanız da gene aynı olmuş oluyor. Fakat geçenlerde olması lazım. Evet, geçenlerde olması lazım. Artemia koydum ve Artemia yaklaşık 24 saati geçti. Ama ne yazık ki hiçbir tane açılım olmadı. Sebebiyeti benden kaynaklı. Ya tuz oranını fazla kaçırdım veya eksik koyup Artemia'yı fazla koydum veya gerek sıcaklık. Bu hususlar, bu durumlar çok dikkat edilecek bir husus. Şimdi birincisi, arkadaşlar kuluçka makinesi var. Böyle bir makine, zaten şu an içi Artemia dolu gördüğünüz şekilde. Şu an hepsi full çıkım. Yaklaşık tatlı kaşığı vardı burada, tatlı kaşığı. Tatlı kaşığının tam 2 tatlı kaşığı tuz, kaya tuzu. Arkadaşlar altın çizerek söylüyorum, kaya tuzu. Bir çay kaşığı da veya balıklarının çokluğuna göre bu değişim gösterebilir. Atıyorum 2 veya 3 tane akvaryumunuz var. Ne olabilir? Bir tatlı kaşığı veya bir tatlı kaşığı Artemia yeterlidir. Ne olmuş olacak o zaman? 4 kaşık kaya tuz atmış olacaksınız. Yani bu oran böyle dengeli olmalıdır. Yoksa açılmaz, fazla tuz oranı yakar. Yani ölürler veya canlansalar da ölür. Bir an önemi kalmaz. Emekliniz boşa gider. 0.5 litrelik bir pet şişeye suyu dolduruyoruz ve Artemia kuluçkasına koyuyoruz. Ondan sonra hafif sadece 1-2 saniyede 1-2 kabarcık verecek şekilde hava veriyoruz. Yani fazla onları sarsmayacak şekilde. Yani zedelenmeyecek canlı çıktıklarında. Ondan sonra koyduğumuzda akvaryum içine genellikle bu mavi gösterdiğim kuluçkalarda bir damlatma oluyor. Yani vana tam oturmuyor veya otursa da sonuçta su her delikten, her dar alandan geçiyor. Bir çatlak olsa dahi. Onun için ben kovada yapıyorum. Yaklaşık yani şu boyutta bir kovalar oluyor. Yaklaşık ne kadar olabilir? 5 litre falan. 5 litre kovanın içine bir ısıtıcı. Yarısına kadar su. Su ısındıktan sonra Artemia kuluçkasını koyuyorum. Su ısınıyor. Belli bir sıcaklığa geliyor. Tuz atıyorum. Tuz eriyor. Eridikten sonra Artemia'ya atıyorum. Bugün saat kaç? Bakayım. Bugün saat yaklaşık 16.47. Yani 17.00'da koyduğumuz varsa farz edersek yarın bu saatlerde, hatta 5.30 gibi yarım saatten uzatırsak çıkmış oluyor. Ondan sonra önemli bir husus, gene onu da söyleyeyim. Çok hava vermek de iyiydi. Çünkü canlılar çok mikrobiyotik canlı olduğu için yani en az yine gözle görülüyor da. Ama bu hava çok fazla verildiğinde direkt ölümüne sebep olur ve bir anlamı kalmaz. Difrize koysak nasıl olur diye çok soru geliyor özelden, ciddi anlamda. Yani akşamları falan, geceleri de geliyor sorular. Hemen onu da belirteyim. Arkadaşlar şimdi şöyle diyeyim size. Hazır çıkmış Artemia ile kendi çıkardığım Artemia'nın arasında dünya kadar fark var. Şimdi şöyle bir anlatayım size. Siz canlıyı dondurduktan sonra kesinlikle ve kesinlikle %100'lük diliminden randıman alamazsınız. %50 alırsınız. Yani size şöyle diyeyim. Bu baş parmağımın yarısı kadar hazır çıkmış Artemia. Boyutlandırır bir lepistesi, bir vatozu. Ama kendi çıkardığınız
Artemio yumurtası bu kadar, bu parmağım kadar uzunluğunda, genişliğinde bir boylanma olur. Yani fark odur. Çünkü canlı çıktığı her şeyi, proteini, 156 protein var zaten Artemia'da. Bir çay kaşığı ucundaki ve binlerce yumurta var. 156-170 arası değişiyor. Ondan sonra kesinlikle bu tarz Artemia yumurtaları şirketler üzerinde denenip o tarz durumlarda satışa sunuluyor. Ama şöyle diyeyim size, siz algılayabilirsiniz. Hepsi aynı abi bunların. Ne önemi, ne farkı var? Biraz önce tekrar ettiğim gibi. Arkadaşlar öyle demeyin. Bazı yerlerde tatlı su, bazı yerlerde tuzlu su değişebiliyor Artemia'larda. Bu Uludağ'da da olduğu söyleniyor. Yani benim bildiğim, bana söylenen, ben gidip bir gözümde görmedim şimdi, bir şey diyemem. Ama bu tarz şeyler dikkat edilecek hususlardan biridir. Çok sıcak oldu mu yumurtalar yapışıyor. Kuruma haznesine geçiyor ve olmuyor. Biraz önce gösterdim, benimkinde azıcık yapışmış. Çıkanlarla idare edeceğiz. Başka bir husus ne olur? Mesela kuluçka su kaçırıyor. Arkadaşlar sonuçta bu tatlı su değil, içindeki tuzlu su. Tatlı sudan tatlı suya, yani benim kendi ana tankıma koyduğum, farz edersek oradan akan bir tuzlu su tüm vatozlarımı öldürebilir. Yani bu çok ince bir ayrıntı, altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle ana tankınıza Artemia kuluçka makinesini koymayın. Harici gidin, başka bir kovaya koyun, kendinizi garanti alın. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlerleyen vakitlerde yavru büyütmenin veya nedir ne değildir onları anlatacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınıza sorularınızı ekleyebilirsiniz. Oradan sorularınızı alıp başka bir videoda cevaplamak için görüşmek üzere. Herkese hayırlı hobiler.